Merhaba, ben Can Oba. Ramazan tatlarına hoş geldiniz. Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel menülerle yine birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın ilk günü olması dolayısıyla sizler için güzel bir menü hazırladım. Menümüzün ilk yemeği mercimek çorbası ve asıl ana yemeğimiz hünkâr beğendi. Birlikte hünkâr beğendi yapacağız. Daha sonra bunun yanında güzel bir bulgur pilavı ve olmazsa olmaz tabii ki Ramazan deyince aklınıza hemen tatlı olarak güllaç geliyor biliyorum. Güllaçla da bu menüyü zenginleştireceğiz. Öncelikle menümüzü ikiye ayıracağım. Birinci bölümde hünkâr beğendinin et kısmını yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 600 gram kuzu kuşbaşı veya dana kuşbaşı da olabilir kasabınızdan alacağınız. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ve yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu arada 2 tane orta boy soğan ve 3 tane de küçük kesilmiş domatesleri kullanacağız. Tabii ki hünkâr beğendinin yanına olmazsa olmaz güzel bir sos yapacağız. Bunun için de gerekli olan malzemelerimiz 4 tane orta boy patlıcan kullanacağız. 1,5 yemek kaşığı unumuz var. Yaklaşık 40 gram tereyağı kullanacağız. Bu arada tuzumuz ve biberimiz de eksik olmayacak. Ve son olarak da yaklaşık 100 gram kadar rendelenmiş kaşar kullanacağız sosumuz için. Şimdi patlıcanla başlayacağım pişirmeye, yemeğimizi pişirmeye. Çünkü patlıcan zaman alıyor. Yaklaşık 15 dakika fırına atacağım 180 derecede. Tabii bu arada da ben etimi yavaş yavaş hazırlamaya başlayacağım hünkâr beğendiği için. Öncelikle patlıcanlarımı alıyorum. 4 tane patlıcan. Evet, tepsimi alıyorum ve patlıcanlarımı yaklaşık 4 tane yan yana, biraz da üstüne zeytinyağı ilave ederek fırına atıyorum. Şöyle biraz. Patlıcan gerçekten çok güzel bir yaz yemeği. Özellikle bu Ramazan ayında yemeklerinizde bol bol kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, fırınımızı 180 derece ve yaklaşık 15 dakika atıyorum. Evet, şimdi asıl yemeğimizin önemli kısmına, ete geldi. Etimizi kavuracağız. Yaklaşık 600 gram et kullanıyorum ben. Kuşbaşı veya dana, ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Tenceremi alıyorum. Tenceremizi ısıtmaya başladım. Birazcık harlayacağım. Yaklaşık 600 gram ben kuzu eti kullanıyorum ama siz dana eti de kullanabilirsiniz. İkisi de olur. Fakat benim tercihim tabii ki kuzu etidir. Zeytinyağını alıyorum. Evet. Etimizi ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Burada ufak bir dipnot vereyim. Soğanı hemen koymayalım. Eti biraz kavurduktan sonra soğanı koyarsanız daha farklı olacaktır. Yoksa şimdi koyarsak büyük bir ihtimalle o lezzeti kaybolacaktır. Ben soğanı birazcık daha diri tutmanızı öneririm. Şimdi sıra soğanımızda. Bu arada sarımsaklarımı ben yemeyeyim, onları da kesiyorum şöyle ortadan. Da ilave ediyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Evet, bu arada ben hazırlamış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Hünkâr beğendiğimizi birazcık daha lezzetli hale getirebiliriz. Onun için de başlarken zeytinyağı ile ben kızarttım ama birazcık daha tereyağı koyarsak daha da lezzetli olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, yavaş yavaş domateslerimiz ölüyor ve biz domates ve biber salçalarımızı da ilave ediyoruz. Birer kaşık olmak üzere. Biber ve domates salçamızı ilave ettik ve 20 dakika suyunu da ilave ettikten sonra dinlenmeye bırakacağız. Onu da yavaşça ilave ediyorum. Yaklaşık 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ve yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi patlıcanlarımız bitti. Patlıcanları dışarıya alıyorum. Kızarmışlar, şöyle alıyorum. Patlıcanlarımızı çıkarttık. Çok da güzel kızardı. Yaklaşık size tavsiyem 45 dakika önce başlamanız yemeğinize. Servisi daha sıcak sunarsınız ve daha lezzetli olur. Sıcak sıcak yersiniz. Evet, patlıcanlarımı öncelikle dışarıya alıyorum ve soymaya başlayacağım.
Sıcak tepsimizi de hemen kenara alıyorum. Ufak bir bıçak yardımıyla önce arka kısmını kesiyorum. Ve arkadan öne doğru şöyle gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla bir şerit açarak ilerliyorum. Tabii güzel kızardığı için gördüğünüz gibi hemen kendini kabuğu bırakıyor ve kaşık yardımıyla da şöyle yavaş yavaş içini içeriye doğru temizleyerek alıyorum. Tabii ben annem de patlıcanı soyarken genelde direkt yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru, ama ben size çevirerek şu şekilde çevirerek yavaş yavaş temizlemenizi öneriyorum kabuğundan. Gördüğünüz gibi daha basit, parça kalmıyor. Evet, kabuğumuzu alıyoruz şu şekilde. Ve bunu ortadan bölerek şöyle ufak parçalar halinde kesiyorum. Daha sonra cam kabıma yerleştiriyorum. Birazdan hünkâr beğendiğimizin sosu için kullanacağım. Patlıcanlarımızı güzelce ayıkladık ve küçük parçalar halinde kestik. Ben tabii şöyle alacağım sosum için. Bir tane ufak tencere alıyorum. Tereyağı öncelikle ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi. Unum. Unla birlikte kavuracağım. Daha sonra patlıcanları ve daha sonra da sütü ilave edeceğim. Ondan sonra da sosumuzu hazırladıktan sonra da sunum aşamasına geçeceğiz. Evet, şu anda tereyağımız yavaş yavaş eridi. Ve unumuzu ilave edeceğiz. Bundaki amaç aslında sütün ve patlıcanın birlikte dağılmadan birlikte tutmak. Daha doğrusu bir harç yapmak. Karıştırıyorum ve patlıcanlarımı ilave ediyorum. Tabii birazcık suyunu da alarak. Ve sütümüzü ilave ediyorum. Soğuk süt 1,5 bardak. Evet. Tabii bu arada birazcık tuz ve biber ilave edeceğim. Tuzumuzu ilave ediyorum. Tabii birazcık da etimize. Da birazcık da biber. Ben taze çekme biberi daha çok seviyorum. Sosumuz da yavaş yavaş kıvama geliyor. Tabii bu arada biz birazcık da kaşar peyniri rendelenmiş ilave ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kıvama geldi. Sosumuz, altını kapatıyorum ve en güzel safhaya, sunum safhasına geçiyorum. Onun için ben güzel bir tabak alıyorum. Ve sosumuzu öncelikle yerleştiriyorum. Evet, patlıcanlarımızı yerleştirdik. Şimdi sıra etimizde. Etimizi de şöyle alıyorum. Tabii bu arada serviste tabağınıza fazla sos ilave etmemenizi öneriyorum. Birazcık yeterli olacaktır. Şöyle, şu şekilde. Birazcık da maydanoz ben kullanacağım. Bu güzel yemeğimizi biraz daha güzel hale getirecek. Maydanozumuzu da koyduk. Bugün sizlerle Sultan sofralarından çok özel bir lezzet olan hünkâr beğendiği yaptık. Sofralarınız hep Sultan sofraları gibi olsun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.